Peki dünya gündeminde hangi başlıklar öne çıktı? Onlara da bakacağız şimdi. Fransa ile başlayalım. Fransa'da emeklilik reformuna karşı protestolar devam ediyor. Genel İş Sendikası 100 günlük eylem ve öfke planını açıkladı. Festivaller ve birçok önemli etkinlik karanlıkta kalabilir. Fransa'da Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un emeklilik reformuna tepki her geçen gün büyüyor. Genel İş Sendikası, Macron'un tansiyonu düşürmeye yönelik 100 günlük eylem planına karşı 100 günlük eylem ve öfke planını açıkladı. Dünyaca ünlü Cannes Film Festivali karanlığa gömülebilir. Açıklama sendikanın enerji kolu tarafından yapıldı. Birçok önemli etkinliğin karanlıkta kalabileceği uyarısında bulunuldu. Mayıs'ta istediğini yap. Cannes Film Festivali, Monaco Grand Prix'si, Roland Garros Grand Slam tenis turnuvası karanlıkta kalabilir ifadeleri kullanıldı. Sendikanın eylem planı aylardır süren protestoların son perdesi. Macron'un direttiği emeklilik reformu, emeklilik yaşını kademeli olarak 62'den 64'e yükseltti. Anketlere göre halkın %70'i reforma karşıydı. Ama Fransa lideri sokağın sesine kulak tıkadı. Fransa Anayasa Konseyi de tartışmalı yasayı onaylamış ancak reformdaki 6 maddeyi tamamen ya da kısmen reddetmişti. Ülke genelindeki protesto ve grevlerde binin üzerinde eylemci gözaltına alındı.